Merhabalar, bugün sizle birlikte dışarıda hazır satılan marketlerde, reyonlarda sıklıkla gördüğümüz Kemal Paşa tatlısı, diğer bir adıyla asıl adı Mustafa Kemal Paşa tatlısı olan Kemal Paşa peynir tatlısını birlikte evde yapacağız. Gözünüzü hiç korkutmasın. Yapımı oldukça kolay. Öncelikle 160 gram kadar beyaz peynirimiz var. Onu rendeleyerek başlayacağız. Şöyle rendenin iri kısmında rendelememiz yeterli olacak. Hamurumuzun içerisinde 2 adet yumurta, 20 gram irmik, 1 adet kabartma tozu, yaklaşık 10 gram kadar unumuz mevcut. Şerbetimiz zaten oldukça kolay. 1 litre suya yaklaşık olarak 750 gram kadar şeker koyacağız. Aslında aslen taze peynir olarak koyun peyniri kullanılmakta. Ben evde mevcut olan inek peynirini kullandım. Sizlerin evinde koyun peyniri varsa da kullanabilirsiniz. Göçmenler tarafından kazanıldığı düşünülen bir tarif. Tam olarak net bir bilgi olmasa da tarihçesi bu şekilde. Peynirlerimizi rendeledik. Şimdi üzerine yumurtalarımızı kıracağım. Yani bir, iki, İrmiğimizi boşaltıyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Evet. Şöyle hafif yoğuracağız. Evet, bir miktar daha un gerekecek. Böyle. Kıvamı tutana kadar şöyle karıştıracağım. Toplayana kadar un ekleyebilirsiniz. Hamurumuz toplayana kadar azar azar kontrollü bir şekilde un ekleyebilirsiniz. Hamurumuzu yoğurdum. Dediğim gibi kontrollü olarak azar azar un ekleyebilirsiniz. Kıvamı şu şekilde olacak. Küçük ceviz kadar toplar yapıp fırında yaklaşık olarak 250 derecede 10 ile 15 dakika arasında pişireceğiz. Burada da kontrollü bir şekilde fırınıza bakabilirsiniz. Tatlılarımızı da fırında pişirmeden önce şerbetimizi hazırlamak istiyorum. 1 litre suyumuz var. Dediğim gibi 750 gram kadar da şekerimiz var. Şimdi ocağa alacağım. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu sıkacağım. Tatlılarımıza şekil verdik. Şimdi fırına. Tatlılarımı fırından çıkardım. Şimdi şerbetimi üzerine dökeceğim. Şöyle. Tatlılarım ılık, şerbetim sıcak. Bu önemli. Şerbetimi sürekli böyle üzerlerine doğru
döküyorum. Çevirip çevirip şöyle yumuşamasını sağlıyorum. Servis sırasında ister kaymakla ister tahin dökerek de sunabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza ve zevkinize kalmış. Şöyle kıvam aldıktan sonra servise geçeceğiz. Tatlılarımız hazır. Şerbetini çektiler. Şöyle göstermek istiyorum. Hatta daha da şiştiler. Ben sunarken kaymak ve Hindistan cevizi kullanacağım. Siz dilerseniz kaymaklı ağır olacağını düşünüyorsanız sadece üzerine tahin de dökebilirsiniz. Dediğim gibi bu kısmı tamamen size kalmış. Ama ben kaymak ve Hindistan cevizini çok yakıştırıyorum. Bu yüzden de bu şekilde yapacağım. Son olarak üzerine Hindistan cevizi döküyoruz. Kemal Paşa peynir tatlım hazır. Servise bu şekilde aldım. Dediğim gibi ortasını kestim. Kaymak ekledim. Üzerine Hindistan cevizi döktüm. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun. Sevgiler.